Müthiş. Ben şunu merak ediyorum. Gökmen Bey'in affına sığınarak soracağım. Mutlaka yaşamışsınızdır yani. Onun da affına sığınarak soracağız. Merak ediyorum. Mesela Deniz Akkaya'ya yani bu hayatı boyunca kaç erkek aşkını itiraf etti? Sayı olarak aklınızda var mı böyle bir şey? Ay yok canım böyle şey. Yani arada bir sosyal medyadan çok bir tane geldi. Onu çok bayılıyorum. Bana yok bir... sosyal medyayı geçelim. Hani bu real hayatta yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu söylemem lazım. Aldım en komik mesajı. Şey yazmış biri. Tarkan mutluluğu fanıyla buldu. Neden siz de bulmayasınız falan diye böyle. Çok gülmüştü. Ya mesela 30 erkek itiraf etmiş mi aşkında size? Ne bileyim Mert valla oturup bunu... Ya onu böyle işte bana aşık olmak çok güzel diyen hanımlara sor. Onlar tutuyordur çetere. Benim umurumda da değil yani. Ama çok oldu değil mi yani hayatınız boyunca herhalde? Ya olmuştur ama yani dediğim gibi şey yani bu övünülecek bir şey değil bence zaten. Bence bununla övünmek zaten korkunç bir şey bence. Peki güzeller güzel Deniz Akkaya bir erkekten önce nereye bakar? Ayakkabılar. Önce gözlerine bir dişlerine. Göz, diş, ayakkabı. Bunlar temiz olması ayakkabı. Lazım. Çok iyi ya. Göz, diş, ayakkabı. Bunlar temiz olması lazım. Çapaksız, maydanozsuz ve şeysiz, tozsuz. Nasıl, bizim ayakkabılar güzel mi? Beğendiniz geçtin mi? Geçtin sen üçünden de. Eyvallah sağ olun. Ya biz sınıftan geçtik sevgili seyirciler. Ben bakarım. Ben üçüne, yani bu tamamen tabii espri olsun diye söylüyoruz da. Ya bunlar şey tabii ilk gördüğün anda bir şey yapıyor, fikir veriyor. Önemli. Ayakkabı da ayakkabının iyi olması para var demek değil mi aslında bayanlar için? Yok. Ben ayakkabı, ya ne ayakkabılar var pahalı. Allah'ım diyorsun ki at şunu denize de yani denizin dibinde yok olsun. Temizlik anlamında söyledim. Böyle hani böyle toz, toprak içinde. Adam üstüne takım elbise giymiş. Araba yat parasından daha pahalı bir sat. Ayakkabı leş, üstü kırılmış. Yani ben diyorum ki bu nasıl bir tezat? Ya bizim zengin erkeklerde biraz bir moda şeyi var ya. Moda eksikliği var yani biraz. Eğer gücünüz varsa danışman tutun diyorum. Aynen. Çünkü herkes de her şeyi çok iyi bilmek zorunda değil. Peki yakışıklılık, zeka, para. Deniz Akkaya bu üçünün hangisini tercih eder? Ya zeka çünkü neden? Yani para zaten zeka ile kazanılan bir şey. O yüzden zeki bir adam her zaman yolunu bulur. Yakışıklılık yani zaten benim hayatımda baktığınız zaman böyle çok yakışıklı bir insan çok olmadı. Benim genel ilk baktığım şey o olmadı. Çünkü neden? Çok fiziksel derdi olan adamlar başarılı olmuyorlar hayatta. Yani çalışkan olmak lazım. Çünkü, oda korda oldu mu başka yerler eksi oluyor değil mi? Çünkü şey yapmıyor tabii 20'li yaşlarında çok yakışıklı olunca hiçbir şey için uğraşmak zorunda kalmıyorsun ama o sırada tren kaçıyor biliyor musun? Aynen. Ya ortalama olan bir adam bu sefer bir şeyleri kazanmak için çok daha fazla uğraşıyor. Bir bakmışsın geliyor adam senin patronun oluveriyor. Karizma da orada çiziliyor işte. O bakın yüzden... Deniz Akkaya'dan erkeklere de altın tavsiyeler geliyor altın bu arada. Tavsiye. Yani ya ben, kariyer anlamında. Kariyeri olmayan bir adamın, üzgünüm. Yani en azından bunun için çırpınmayan bir adamın. Yani çok böyle isminin karizmatik olarak geçmesi mümkün değil. Peki.